Arkadaşlar merhaba. Şimdi İç Anadolu'nun ikinci bölümüne geçtik. Yani beşeri ve ekonomik özelliklerine geçtik. Ee, İç Anadolu'da tarım denilince aklımıza gelen kesinlikle bir proje var arkadaşlar. Projemizin adı Konya Ovası Projesi. Bir sulama projesidir. Buna dikkat edin. Akdeniz'de de anlatmıştık aslında. Göksu Nehri'nden bahsetmiştik. Ee, Göksu Nehri arkadaşlar Mavi Tünel Projesi ile ee, İç Anadolu'ya su götüren nehir olarak bilinir. Ee, bu proje ilk açıklandığında şöyle bir bilgiyle çıktı. Konya'ya dedi kan gelecek diye verdi. Konya iller önemli arkadaşlar illeri bilmemiz gerekiyor. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde arkadaşlar ilk açıklanan iller oldular. Ancak 2016 yılında iki kez tekrar toplanılıp yeni iller eklendi. Ney eklendi diye soralım arkadaşlar önce. Ney? Hangi yeni iller geldi? Nevşehir geldi arkadaşlar ve Y harfli kim var? Yozgat ili geldi. Daha sonra da arkadaşlar artık Konya Ovası projesini kırdılar, geçtiler. Bütün kırları İç Anadolu'ya eklemem gerekiyor. E neler var? Kırıkkale var. E neler var? Kırşehir var arkadaşlar. Bunlar Konya Ovası projesinde bulunan illerdir. Konya Ovası Projesi arkadaşlar İç Anadolu'da son yıllarda bir farklı tarım ürününün yetişmesini tetikledi. Eskiden yani bir yıl öncesine kadar arkadaşlar Mısır'da birinci hep Adana Hatta Adana'da pamuğun yerini ne aldı diye sorsalar bize yine Mısır aldı deriz. Evet Adana'da Mısır yine yaygın olarak yetişiyor. Ancak Konya Ovası Projesi'nden dolayı geçen sene bir bilgimiz değişti. Artık Mısır'da birinci olan ilimiz Adana değil Konya ilidir. Lütfen bunu ama dikkat edelim. Hatta bunu spotlayalım. Çok güzel bir soru olur. Neden böyle bir değişim geldi? Neden İç Anadolu Mısır'da birinci oldu derse de bunu Konya Ovası projesiyle açıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, İç Anadolu denilince yine hepimizin çocukluktan beri duyduğu bir özellik vardır. Türkiye'nin tağıl ambarı, Türkiye'nin buğday ambarı değil mi? Hepimiz biliriz. Bu arada dikkat et. Tağıl hububat olarak karşınıza çıkabilir. Hububat nedir diye düşünme. Tağıl olarak e, eşitlemen gerekiyor. Ete alan barıysa Türkiye'de buğdayda, Türkiye'de arpada kesinlikle bu yöre arkadaşlar birincidir. Hatta Konya ile Türkiye'de buğday ve arpada birincidir arkadaşlar. Kimi de kaptı dedik. Mısır'ı da kaptı. Buna dikkat et. E, şeker pancarında da arkadaşlar birincidir. Eğer İç Anadolu bölgesinde su yoksa Buğday arpa. E, azıcık su varsa şeker pancarı tarımı görürsünüz arkadaşlar. Şöyle bir soru gelebilir. Der ki bize, e, geçen sene buğday tarımı daha ön plandayken İç Anadolu'da bu sene şeker pancarı biraz daha ön plana çıkmıştır. O zaman arkadaşlar bir su sorununu gidermiş, şeker pancarına da önem vermiştir. Yine Türkiye'de patates denilince. Şimdi Bolu'lu arkadaşlar direkt Bolu diyecek. Afyonlu arkadaşlar Afyon diyecek. Ödemişli bir ya biz birinciyiz diyecek ama Nide ili arkadaşlar patates de birincidir. Hangi il patates de birincidir? Nide ili arkadaşlar patates de birincidir. Ve Türkiye'de yeşil mercimek denilince arkadaşlar Y harfinden bağlayabilirsin. Yeşil mercimek denilince aklına Yozgat ili gelsin. Şimdi Akdeniz'i anlatırken bir elmadan bahsetmiştim. Demiştim ki Isparta elmada birinci. Ama yeşil elmada, golden adını verdiğimiz elmadan. İç Anadolu'da elmada birinci. Amasya elmasında birinci. Amasya elmasında arkadaşlar Nide ile birincidir. Bunu da notlarımıza alalım. Ee, İç Anadolu'da da sebze yetiştiriciliği çok zorludur arkadaşlar. İç Anadolu'da sebzecilik neden zorludur derse bunu su ile açıklayınız. Bunu iklimle açıklayınız arkadaşlar. Ama su azlığıyla, yağış azlığıyla açıklayın. Şimdi İç Anadolu'nun e, hayvancılığına geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi İç Anadolu'da iklim karasal. Doğal bitki örtüsü ağırlıklı nedir arkadaşlar? Bozkır. Mera hayvancılığına bakarsam hatırla. Küçük kafalar küçük ot yer demiştik. O zaman ağırlıklı yapılan mera hayvancılığı arkadaşlar küçük baştır. Özellikle tiftik keçesi denilince direkt aklımıza Ankara gelir. Ancak şeker pancarı tarımının yapıldığını dikkate alırsam bunun küspe melas hayvan yemi olduğunu düşünürsem arkadaşlar Türkiye'de besi tipi sığırcılıkta dikkat et bak besi tipi sığırcılıkta birinci olan il Konya'dır. Bölge derse Marmara'ya giderim tüketici nüfustan dolayı ama arkadaşlar il diye sorarsa bana Konya iline giderim besi tipi sığırcılıkta. Evet şimdi geldik arkadaşlar İç Anadolu'nun madenlerine. Şimdi İç Anadolu madenler yönünden çok zengin bir bölge değil ama İç Anadolu'da da tabii ki madenler bulunmakta arkadaşlar. Bunlardan biri bor minerali. Hatırlar mısın biz Marmara bölgesini anlatırken bir L harfi yapmıştık. Eskişehir'e kadar gelmiştik arkadaşlar. Balıkesir, Susurluk, Bigadiç, Ege bölgesinde Kütahya, Emet ve en sonunda da Eskişehir, Kırka, Seyitgazi'ye kadar gelmiştik arkadaşlar. Kırka bizim için önemli. Çünkü Kırka'da bor hem çıkartılır hem işletilir arkadaşlar. E, ee, şuna da dikkat edelim. MTA yani maden teknik arama. Arkadaşlar maden teknik arama 1935 yılında kurulmuştur. Ve maden bankası nedir diye sorarlarsa maden bankamız da eti Lütfen bunları da notlarımızın arasına alın. Yine arkadaşlar İç Anadolu'da özel bir taşımız var. Lüle taşı. Lüle taşı deyince de hemen biz hepimiz nereye gidiyoruz arkadaşlar? Hepimiz Eskişehir'e yol alıyoruz. Yine kaya tuzu var. Hatırlarsan Doğu Anadolu'da Çankırı'lı eşek hikayesiyle anlatmıştım. Çankırı'dan başlamıştık. Çankırı, Yozgat, Sivas demiştik arkadaşlar. Hatta buradan Doğu Anadolu'ya geçmiştik. Erzincan, Tercan, Kemah, Erzurum, Kars, Iğdır diye yol almıştık. Burada Çankırı, Yozgat, Sivas. Biraz kıralım aşağıya. Kırşehir, Kırıkkale arkadaşlar. Kaya tuzunda karşımıza çıkan yerlerdir. Yine Ege bölgesini anlatırken hani kara bir burnum vardı Civa'dan bahsetmiştik. Konya'ya gitmiştik sarayın önüne. Civa'nın parasını da İzmir ödemişti. Türkiye'de Civa denilince İzmir ödemiş. İzmir kara burnu. E İç Anadolu'dayım. Konya saray yönü aklınıza gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Civa eşittir. Konya saray önü. Leyit e, Türkiye'nin her yerinde. Ancak burada termik santral bulunan yerlerden biri var arkadaşlar. Ankara. Yine Sivas Kangal, yine Eskişehir arkadaşlar, ne de bilseniz iyi olur diyeceğimiz yerler. Şimdi Türkiye biliyorsunuz Mersin Akkuyu'da bir nükleer santral yapıyor. Nükleer santral içinde iki tane madene ihtiyaç duyacak. Bunlar nedir arkadaşlar? Uranyum ve Toryum'dur. Uranyum denilince arkadaşlar aslında uranyum yazısının içinden çıkartabiliriz. Bakın Uşak. Dikkat et Uşak. Bunun dışında arkadaşlar Yozgat e, uranyumun Türkiye'de en fazla olduğu yerler Yozgat Sorgun arkadaşlar uranyum denilince aklınıza gelmesi gereken yerdir İç Anadolu'da ve toryum yine nükleer enerji için ihtiyacımız olan bir maden toryum denilirse Eskişehir'e gidin arkadaşlar Türkiye'de sadece Eskişehir'de bulunuyor Eskişehir'de nerede bulunuyor arkadaşlar Sivrihisar'da yer alıyor Eskişehir Sivrihisar'da yer alıyor kurşun çinkomuz var arkadaşlar. İç Anadolu'da yaygın bulunan madenlerimizden biri. Doğu Anadolu'yu anlatırken e, nerede vardı arkadaşlar? Keban'da vardı. Değil mi? Elazığ Keban'da. Ve burada hem çıkıp hem işletiliyordu. K harfinden bağlayın demiştim. İç Anadolu'da da arkadaşlar Kayseri'de bulunmaktadır. Kayseri'de hem çıkar hem de işletilir. Yine arkadaşlar e, Beypazarı Değil mi? Ankara Beypazarı. Eminim birçoğunuzun çoğunuzun e, gördüğü gittiği yerlerden birisi ki Osmanlı evleriyle de meşhur olan bir yer arkadaşlar. Burada da soda külü bulunmaktadır. Ama soda külüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Turuna yatakları diyoruz. Buna da dikkate alırsınız. Yine arkadaşlar, e, Tuz Gölü bizim için önemli. Tuz Gölü'nde ne bulunmaktadır? E, Göl tuzu bulunmaktadır. Deriz arkadaşlar. E, bunlar da madenleri. Teşekkür ediyoruz. Geldik turizme. Ee, turizm, dediğim gibi coğrafyanın en eğlenceli kısımlarından birisi. Şimdi arkadaşlar biz UNESCO'yu saydık. Saya saya geldik. E, UNESCO'da İç Anadolu'ya geldiğimizde artık maddemiz 15 oldu. E, İç Anadolu'da Konya'ya gittiyseniz Konya Çumra'ya gittiyseniz Cilalı Taş Devri'nden kalma ilk şehir yerleşkesi vardır arkadaşlar. Bak dikkat et. İlk köy yerleşmesi derse Diyarbakır Çayönü'ne gidersin. İlk şehir yerleşmesi derse Konya Çatalöyü'ye gidersiniz arkadaşlar. E, o zaman UNESCO 15 dedik arkadaşlar. Çatalöyük e, arkeolojik sit alanı dedik. Yine arkadaşlar Çorum. Çorum'un merkezi Karadeniz'de olabilir. Ama Çorum'un bir kısmı İç Anadolu'da kabul edilir. Hattuşaş, Hitit başkenti arkadaşlar. 16 diyelim UNESCO için. 17'de Göreme Milli Parkı. Göreme Tarihi Milli Parkı ve Kapadokya arkadaşlar. Ee, burası da bizim için değerli ama buraya bir parantez açıp ee, bir karma dokulu diyelim. Çünkü burada neler var? Peri bacaları var bacaları arkadaşlar neydi? Dış kuvvetlerden bir akarsu şekliydi. Dolaylı olarak da rüzgardan etkileniyordu. Yani burası fiziki. E, bu yöreyi gezdiyseniz yeraltı şehirlerini görürsünüz arkadaşlar. E, bunlar da nedir? Kiliseler görürsünüz. Bunlarda nedir? Beşeri. O zaman burası aynı Denizli'deki Pamukkale, Yerapolis gibi karma dokulu yerlerimizdendir. UNESCO'da iki yer karma dokuludur. Biri arkadaşlar Nevşehir sahası, Göreme, Milli Parkı. Biri de arkadaşlar Denizli, Pamukkale sahası. İç Anadolu'da kayak merkezi denince Ankara'ya gideriz. Ee, Ankara'da neresi var arkadaşlar? Elma Dağı ve tabii ki Kayseri Erciyes arkadaşlar. İki tane bilsen ne kadar da güzel olur dediğimiz kayak merkezleri var. Biri Ankara Elma Dağı, birisi de arkadaşlar Kayseri Erciyes. Yine e, İç Anadolu bölgesinde antik kentler Ören yerlerine baktığımızda eğer yolunuz Ankara Polatlı yolu üzerine düştüyse arkadaşlar eşek kulaklı Midas'ın memleketini görürsünüz. Yani kim var? Gordiyon. Ankara Gordiyon arkadaşlar. Yine Kayseri ilk yazılı tablet Asurlular diye karşımıza çıkar arkadaşlar. Kültepe. Kayseri Kültepe. Yine Yozgat idi de Alişar antik kentiyle karşımıza çıkar arkadaşlar. İç Anadolu'da aynı zamanda kaplıcalar var değil mi arkadaşlar? O zaman sağlık turizmi, ee, Kızılcahamam, Kızılca Hamam, Haymana, Ayaş, Kırşehir bize genellikle sağlık turizminde soru olarak gelir arkadaşlar. Yine İç Anadolu'da Konya denilince aklımıza dini bir merkez gelir. Kim arkadaşlar? Mevlana. E, ee, Nevşehir'de kim var arkadaşlar? Hacı Bektaşi, Veli. Kırşehir'de ne var arkadaşlar? Hani evren bulunmakta. Bunları da lütfen notlarımıza ekleyelim. Bu arada burada Türkiye'nin ilk milli parkı bulunmakta. Türkiye'nin ilk milli parkı çok yakın bir zamanda KPSS sorusu oldu. Türkiye'nin ilk milli parkı kimdir arkadaşlar? Yozgat, Çamlı. Ve yine Ankara, Kabir Ve yine Aksaray, Ihlara Vadisi arkadaşlar. Turizmde bilmemiz gereken yerlerdir. E, turizmi de e, bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim İç Anadolu'da sanayi. Farkındaysanız Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da çok böyle sanayiden durmadık hemen geçtik gittik arkadaşlar çünkü e, oradan bize çok fazla soru yazılabilecek bir yerimiz yok ama İç Anadolu'da kesinlikle sanayiden soru gelir başını ağrıtır çok dikkatli ol. İç Anadolu'da uçak fabrikaları var arkadaşlar uçak denilince hemen nereye gidersin hemen eskişehir'e gidersin hemen nereye gidersin Ankara'ya gidersin. Türkiye'de uçak fabrikaları sadece eskişehir Ankara hatırla yukarı Sakarya'da bulunur. Türkiye'de uçak derse nereye giderim? Kırşehir'e ve Ankara'ya giderim. Yine arkadaşlar, Türk lastiği, e, lastik denilince de arkadaşlar direkt Kırşehir'e gideriz. Kırşehir bizim için lastik sektöründe önemlidir. Zaten bir soru geldi. Kırşehir var. Sanayide büyük bir ihtimalle lastik üzerine bir soru yazılmıştır arkadaşlar. Marmara bölgesini anlatırken Bursa'dan bahsettim. Bursa dedim otom otomotiv dedim arkadaşlar. Aynı şekilde İç Anadolu'da da Aksaray e, bizim karşımıza otomotiv olarak çıkmaktadır. E, bu da bizim için önemli. Türkiye'de demir çelik fabrikalarını en son bölgelerimiz bittiğinde toplayacağız. Ama arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde iki tane demir çelik fabrikası bulunmaktadır. Biri Kırıkkale demir çelik fabrikası. Kırıkkale'de bulunan arkadaşlar silah fabrikası için çalışır. Yani Kırıkkale'de demir çelik fabrikası neden vardır diye sorarlarsa ağır sanayiden dolayı vardır demen gerekir. E bir de Sivas'ta bulunmaktadır arkadaşlar. Doğu Anadolu'da Sivas devriyene dikkate alırsam ham maddeye en yakın bulunan demir çelik fabrikası olarak kabul edilir. İç Anadolu'da bulunan, Sivas'ta bulunan demir çelik fabrikası. Yörede arkadaşlar petrokimya rafineleri bulunmakta. Bu rafineli bizim için önemli. Kırıkkale'de arkadaşlar bu rafineli sağımız adı Orta Anadolu petrokimya rafinelidir. Ee, birazdan anlatacağım. Bu rafinelinin bir özelliği var arkadaşlar. Bu rafineli Türkiye'de boru hattı ile e, ham petrolünü alan tek rafinelidir. Ee, birazdan bir haritayla göstereceğim size arkadaşlar. Kırıkkale yumurtalık ham petrol boru hattı olarak geçmektedir. Biz şimdi bunları notumuza yazalım. Daha sonra tekrar bu konuya geri döneceğiz. Arkadaşlar. İç Anadolu'da vagon, demir yolları yapım yeri var arkadaşlar. Bunun için de ben aslında bir şifre kullanırım. Hani hiçbir klasik trene diyelim biz, hızlı trene demeyelim. Klasik bir trene bindiyseniz çamaşır makinesinin sıkma modunda gidiyormuş gibi bir ses duyarsınız arkadaşlar. O yüzden ben şöyle bir şifre kullanırım. Ankara'da çok sesli. Ankara'da çok sesli derim. Ankara, Sivas, Eskişehir. Bütün bölgeleri buraya yazsaydım bir de Sakarya'ya eklerdim. Ama İç Anadolu'yu anlattığım için S harfini boş bırakacağım arkadaşlar. Ankara, Sivas ve Eskişehir'de vagon, demir yolları, lokomotif yapım yerleri vardır arkadaşlar. İç Anadolu. Savunma sektörünün de geliştiği yerlerden biri. Türkiye'nin silah fabrikası burada bulunmakta arkadaşlar ki demir çelik fabrikasında özellikle vurgulamıştım. Kırıkkale e, silah fabrikası bulunmaktadır. Yine Ankara'da arkadaşlar Aselsan, Aspilsan gibi savunma sektöründe önemli yerler vardır. İç Anadolu'da mobilya e, önemli. Sınavlarda bir sene e, aslında ham maddeli bir soruda kullanıldı arkadaşlar. Ankara mobilya. Soru şuydu. Aşağıdaki hangi sanayi dalı ham maddesine yakın Değildir diye sordu. Cevabımız da Ankara mobilyaydı. Bakın mantıklı düşünün Ankara gür bir orman örtüsüne sahip değil. Ama mobilya sektörü gelişmiş. O zaman burada mobilya sektörünün gelişmesi ham madde ile alakalı değil nüfusla alakalıdır arkadaşlar. Bir de Kayseri mobilya sektöründe gelişen yerlerden birisidir. Marmara bölgesinde hatırlar mısın? İnegöl'den bahsetmiştik. İnegöl'ü Kayseri'yi böyle yan yana görürsen genellikle sorular mobilya sektörü olarak karşınıza çıkar. Ayrıca arkadaşlar Türkiye'de şeker fabrikaları, un fabrikaları en çok nerededir diye sorarsa ham maddeye yakınlıktan doğru İç Anadolu'yu alın. Hatta Konya bölümüne doğru odaklanın. Hatta Konya iline gidin arkadaşlar. Sanayisi de bu kadar. Ee, ancak... Ben şimdi bir not koyup ara bir not koyup çünkü tamamladığım bölgelerde arkadaşlar bütün petrokimya rafinenin sağlarını aslında ben açıklamış oldum. Şimdi tablomuza şöyle bir bakalım. Hani çocukluğumuzda bir bilgi kullanırız arkadaşlar biz isim şehir oynardık hatırlar mısınız? Şimdi burada da ne yazacağız? Tablomuzda hepsini gördüğümüzde bölge, bölüm, il, isim ve şehir ve özelliklerini koyacağız arkadaşlar dikkat edin. Marmara bölgesinde Hangi bölümde arkadaşlar? Çatalca Kocaeli bölümünde. İzmit'te ne vardı arkadaşlar? İpraş yani tüpraş. Türkiye'nin en büyük rafineli olarak yazmıştık notlarımıza. Ege bölgesini anlatırken arkadaşlar Kıyı Ege'ye gitmiştik İzmir'e gitmiştik Alaa'ya gitmiştik Bir de arkadaşlar şu an yeni açılan Bir petrokimya rafinerimiz var Şu an için Türkiye'de en son açılan Petrokimya rafineri olarak biliniyor Yine İzmir'de arkadaşlar Star Star sahası Türkiye'nin ilk özel Endüstri bölgesi seçilmiştir Lütfen bunu notlarımıza Bir fosforlu kalemle işaretleyelim ve yazalım Akdeniz anlatırken Size Adana bölümünde Mersin ilinde arkadaşlar Ataş'tan bahsetmiştik. Ataş Türkiye'nin ilk özel petrokimya rafineliydi ama hatırlayın kapalıydı. Yanmıştı çünkü ama depo olma özelliği devam ediyordu arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Dicle bölümünde Batman ilinde hatırla Batman önemli petrol deyince aklıma gelen yerlerden biri olması gerekiyordu. Aynı isimle yine Batman petrol rafineli bulunmaktaydı. Türkiye'nin ilk Açılan petrokimya rafineridir arkadaşlar. 1955 yılında açılmıştır. Türkiye'nin en küçük petrokimya rafineridir diye de bize soru olarak geldi. Yine Batman petrokimya rafineli için şunu bilmem gerekiyor. Türkiye'de petrolün çıkıp işletildiği tek rafineli sahasıdır. Ve İç Anadolu bölgesinde şimdi anlattık aslında. İç Anadolu diyebilirsin, Orta Anadolu diyebilirsin. Çok problem değil. İç Anadolu bölgesinde Orta Kızılırmak bölümünde notu biraz kırık bir il. Notu biraz nasıl bir il arkadaşlar? Kırık. Hani en azından başka illerle de karıştırmamış olursun. Notu biraz orta. Kırık. Kırıkkale arkadaşlar. İsimle yine orta. Ne? Orta Anadolu petrokimya rafineli. Hatırlar mısın? Bu rafineli Türkiye'de ham petrolünü boru hattı ile alan tek rafineli olarak notlarımıza düştük. Şimdi bir haritayla da bunu göstermeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi bakın bu haritada Türkiye'deki rafineleri fabrikaları gösteren bir haritamız var değil mi? Şimdi ne var? İpraş var, tüpraş. İzmir Ali Ağa var. Evet İzmir'de artık Star var. Mersin Ataş var. Batman var. Değil mi? Ve Kırıkkale Orta Anadolu. Şimdi Batman'da petrol çıkıyorsa Zaten oradaki çıkanı kullanıyordur. Hadi onu attık kenara zaten çıkanı kullanıyor. Ee, biz bir de ne yapıyoruz? Boru hatlarıyla arkadaşlar e, dışarıdan petrol alıyoruz değil mi? Hatta BTC, ham petrol, boru hattımız var. Kerkük, yumurtalık bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Boru hattımız var. Biz dünyadan satın aldığımız petrolü, ham petrol arkadaşlar yumurtalık sahasında depolarız. Mersin e, Mersin'e deniz yoluyla gönderirim. Çünkü en ucuz ulaşım deniz yolu. E, Ali Ağa'ya deniz yoluyla gönderirim. E, İbraş'a deniz yoluyla gönderirim. E, arkadaş bu Kırıkkale ne yapsın? E, petrol de çıkmıyor, denizi de yok. Nasıl alacak ham petrolünü? Boru hattı ile. Boru hattımızın adı neymiş arkadaşlar? Yumurtalık, yumurtalık, Kırıkkale, ham petrol, boru hattıdır. Buna lütfen dikkat edelim. Evet, şimdi İç Anadolu'nun artık bölge bölüm özelliklerine geldik arkadaşlar. Şimdi İç Anadolu. 4 coğrafi bölge bölümünden meydana geliyor. Hatırla Sivas, Yukarı Kızılırmak. İç Anadolu'da Orta Kızılırmak'ın geçtiği bir yer vardı. Orta Kızılırmak bölümü. Ankara, Eskişehir ne demiştik arkadaşlar? Yukarı Sakarya ve Konya ilinin bulunduğu, Karaman'ın bulunduğu yere de ne dedik arkadaşlar? Konya bölümü. Yukarı Sakarya Ankara Eskişehir var. O zaman arkadaşlar bölgenin en gelişmiş bölümüdür. Ve Türkiye'de uçak fabrikalarının bulunduğu tek yerdir. Ve Türkiye'nin idari merkezi yani Ankara burada yer almaktadır arkadaşlar. Geldik Konya bölümüne. Konya bölümü Tenha bir bölüm. Dikkat et, bak Tuzgölü var orada. Yani burası Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden birisidir. Tenha bir bölüm. Neden tenhadır diyor Konya bölümü? Az yağış aldığı için tenhadır diyorsunuz. Ve Türkiye'nin tağıl ambarı olarak geçiyor değil mi? Türkiye'de un ve şeker fabrikalarının en fazla bulunduğu yer olarak geçiyor. Bir de bazen Mevlana ile bağlayıp bize dini olarak sorabiliyorlar arkadaşlar. Dikkat edelim. Bir e, diğer bölge bölümü Orta Kızılırmak. Orta Kızılırmak şöyle haritamıza baktığımızda arkadaşlar volkanik arazinin yaygın olduğunu görüyoruz. Yine kaya tuzunu, yine Nevşehir'i, Kapadokya yöresini, peribacalarını görüyoruz. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Ve geldik yukarı Kızılırmak. Aslında çok sorulan yerlerden birisi. Yukarı Kızılırmak bölgenin en tenha yeridir en tenha yeridir. Neden tenhadır derse yükselti ve engebeden dolayı tenhadır deriz. Yine bu yükselti ve engebe ona yağış getirir arkadaşlar. Yani İç Anadolu'da en fazla yağış alan yer neresidir diye sorarsa yukarı Kızılırmağa gideriz. Yağış beraberinde orman getirir. İç, Anadolu'da diyor orman en fazla nerededir diyor. Yukarı Kızılırmaktadır deriz. E, yükselti karasallığın etkisiyle de arkadaşlar e, oldukça soğuk bir bölgedir. Hani soğuğa sormuşlar vatanın Erzurum nerede yaşıyorsun? Sivas'ta. Tamam. Buna da dikkat ederiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.